6.750 sayılı ticari işlemlerde taşınır rehni kanunu uyarınca rehin hakkı tesisini teminen rehin veren ile rehin alacaktır. Arasında imzalanacak rehin sözleşmesinin rehinli taşınır siciline tescil edilmesi zorunludur. Bilindiği üzere ticari işlemlerde taşınır rehni kanununu uyarınca rehin hakkının kurulması teslim şartlı rehne istisna teşkil etmektedir. Bu hususta rehin sözleşmesi taraflarına bazı özel hak ve yükümlülükler yüklemektedir. Rehinli mal ya da işletme üzerinde ticari işlemlerde taşınır rehni kanunu kapsamında yapılan rehin sözleşmesine ilişkin olarak mülga ticari işletme rehni kanunundaki gibi sınırlayıcı bir düzenleme getirilmediğinden rehin verenin münferit mal ya da işletme üzerinde alacaklının rızası bulunmaksızın tasarrufta bulunabilmesi mümkündür. Bu konuda yalnızca rehin verenin rehinli taşınırın varlığı devri ve alacağın devrini sicile tescil ettirmek yükümlülüğü getirilmiştir. Yani rehin veren taşınır malın değerini düşürmeyecek her türlü tasarrufta bulunabilecektir. Ticari işlemlerde taşınır rehni kanunun 9. maddesi uyarınca rehin hakkı rehin sözleşmesinin sicile tescil edilmesiyle 3. kişilere karşı hüküm ifade edeceğinden rehinli münferit mal ya da işletme üzerinde rehin verenin tasarrufta bulunması sonrasında devralan da devralmış olduğu taşınır malı rehinli olarak alacaktır. Rehin verenin rehinli taşınırın değerini düşüren davranışlardan kaçınma, rehinli taşınırın değerinin korunmasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Rehinli taşınırın e, veya alacağın devri söz konusuysa bu hususunda tescile e, sicile tescil ettirilmesi yükümlülüğü vardır. Teminat konusu varlıkların mevcudiyetinin ve değerinin korunup korunmadığını kontrol edilebilmesini teminen, rehin alacaklısının rehne konu taşınır varlığı denetleme hakkı da sağlanmıştır. Taşınır rehni kanunu hükümleri belirli taşınırların teslimsiz olarak sicile tescil yoluyla rehnedilmesi sistemini benimsediği için Aynı taşınır varlık üzerinde birden çok rehin kurulabilmesi mümkündür. Bu imkana bağlı olarak kanunun 10. maddesinde derece sistemi benimsenmiş ve rehin hakkı bulunan alacaklar arasındaki öncelik hakkı düzenleme konusu edilmiştir. Taşınır rehni kanununun 16. maddesine baktığımızda rehin verenin ya da taşınırı rehinle devralanın belirli yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde uygulanacak müeyyedelerin düzenlendiğini görüyoruz. Bu kapsamda rehin veren veya rehinli taşınırı devralanın rehinli varlığı taşınır rehni kanunu hükümlerine aykırı olarak kullanması borcunu ödememesi durumunda mülkiyeti devretmemesi rehinli varlığı alacaklıya zarar vermek kastıyla tahrip veya imha etmesi rehinli taşınır varlığın devri veya alacağın devrini sicile tescil ettirmemesi veyahut sicili yanıtmaya yönelik fiiller halinde alacağını kısmen veya tamamen tahsil edemeyen rehin alacaklısının şikayeti üzerine güvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli para cezasına çarptırılacakları da düzenleme altına alınmıştır.